Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Beni soracak olursanız her şey yolunda, her şey muazzam. Bugün yine size çok yararlı bir video çekeceğim. Bu videonun konusu ne olacak? Rusya'da öğrenciyken çalışabileceğiniz meslek gruplarını anlatacağım. Umarım sizler de bu videodan yararlanır ve buraya geldiğinizde, öğrenci olarak geldiğinizde bu bilgiler ışığında kendinize bir yol çizersiniz. Ama videoya geçmeden önce İki tane size zaruri hatırlatma yapacağım. Birincisi, henüz daha kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, süper teşekkürler ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca Rusya'da sınavsız bir şekilde eğitim almak için de bir öğrenci danışmanı arıyorsanız bana ulaşmayı unutmayın. Ben size elimden gelen her türlü yardımı ücreti mukabilinde en şeffaf ve en hızlı şekilde yapmaya çalışacağım. Bana ulaşın ve size yardımcı olayım. Evet dostlar, şimdi bu hatırlatmaları da yaptığımıza göre gelin şimdi videoya başlayalım. Şimdi dostlar, Rusya'ya öğrenci olarak geldiniz. Çalışmak istiyorsunuz ancak bir yandan okula gideceksiniz. Bir yandan hangi işleri yapıp hayatınızı idame ettirecek ve ona göre burada yaşayacaksınız, değil mi? Ne işler yapılabilir? Ben daha önce de bununla alakalı yanılmıyorsam 2,5 sene öncesinde bir video çekmiştim. O videoyu da seyredebilirsiniz ama bu yeni bir video olsun. Sizler de yararlanabilin diye yeniden çekiyorum. Mesela hangi işi yapabilirsiniz, değil mi? En basitinden dostlar, burada kuryelik işi çok yaygın. Bisikletli kuryelik burada yapabilirsiniz. Dolu şirket var. Mesela bunu söylerken şurada yanımda bir tane eleman geçti. Samokat adında bir tane şirkette bisikletli kuryelik yapıyor. Sizler de şayet o tarz bir işte çalışmak istiyorsanız bisikletli kuryelik yapabilirsiniz. Bisikletinizin olmasına gerek yok. Burada bir takım firmalar var. O bisikletleri orada kiralıyorsunuz. Ondan sonra günlük mesela atıyorum 300-400 ruble veriyorsunuz. Ve bisikletli kuryeliği bir şekilde yapıyorsunuz. Onun dışında hangi işler yapılabilir? Mesela burada bir takım restoranlar var. Fast food restoranları, McDonald's, Burger. Gerçi Burger, McDonald's'a falan öğrenciyken giremeyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde araştırmak lazım. Bazı Türkmen, Özbek arkadaşlarım var. Burada bir tane alışveriş merkezinde, Nebo adında bir tane alışveriş merkezi var. Orada bir tane sushi'cide çalışıyorlar. Yine bir başka arkadaşım da bir hamburgercide çalışıyor. Onun saatinde ne kadar alıyordu? Saatinde yanılmıyorsam dostlar 250 ruble gibi bir ücret alıyordu. 10 saat falan çalışıyordu. O şekilde zaten öğrenci olduğu için bir şekilde artık kıt kanaat geçinmeye başlıyordu. Onun dışında daha başka hangi meslekleri yapabilirsiniz? Mesela web tasarımcıysanız, yazılım işiyle uğraşıyorsanız yine burada keza Headhunter.ru diye bir tane internet sitesi var. O internet sitesi üzerinden çeşitli işlere başvurabilirsiniz. Orada kendinize uygun bir tane iş ilanı bulursanız part time olarak çalışabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Bazı iş yerleri öğrenci olduğunuz zaman sizin derslerinizle uygun bir grafik size hazırlıyor ve siz o grafiğe göre çalışabiliyorsunuz. Ama bu tabii her yerde mevcut değil. Bazıları da diyor ki sadece iş olacak. Herhangi eğitim veyahut başka bir şey bu çalışmanızı engellemeyecek diyor. Sizler de o siteye bakabilirsiniz. Oradan artık kendinize göre, kendi isteğinize göre bir iş bulabilirsiniz. Şunu bir içeyim. Burada havalar malum çok güzelleşti. Sıcak bir yandan da ama tuhaf bir rüzgar esiyor. Kamera şöyle böyle oynadıysa bakayım nasıl görünüyor. Tamam, şu an güzel. Ondan sonra dostlar hangi işi yapabilirsinize gelelim. Rusçanızın iyi olduğunu farz ediyorum. Ruslara Türkçe dersi verebilirsiniz. Şu an Rusya'da gerçekten Türkçe çok revaçta. Neden? Tabii bunda bizim soft power'ımız, yani Türk dizilerinde çok büyük etkisi var. Burada hemen hemen çoğu Rus Türk dizilerini severek seyrediyor. Ve birçoğunda da Türkçe öğrenme hevesi var. Sizler de şayet Rusçanız biraz iyiyse onlara Türkçe dersi verebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz en basitinden? Instagram'a reklam verebilirsiniz. Avito diye bir tane uygulama var. Ben daha önce bir tane videomda Avito'dan size bahsetmiştim. O Avito'ya girersiniz mesela. Kendi ilanınızı verirsiniz. Saatlik mesela ne kadar ücret? Atıyorum saatlik 750 rubleye ders vermek istiyorsunuz, değil mi? Oraya belirtirsiniz. İlgilenen olursa size illaki dönüş yapacaktır. Yine aynı şekilde İngilizceniz iyiyse burada yine İngilizce dersi de verebilirsiniz. Dediğim sitelere, Instagram'a yahut Facebook'a herhangi bir yere reklam verebilirsiniz. Ve bir şekilde o trafik sayesinde kendinize öğrenci, müşteri bulup burada hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Şimdi gelelim yine bir başka meslek grubuna. Mesela dostlar Avito'ya girdiğiniz zaman burada fabrikalar işçi arıyor.
O girdiğiniz fabrikada ne iş yapabilirsiniz? Mesela depoda çalışabilirsiniz. Depoda kutulama işlemleri falan oluyor. Mesela benim şu evin ilerisinde bir tane Ozon var. Ozon'un burada bir fabrikası var. O fabrikaya girebilirsiniz. O fabrikaya girdiğinizde günlük 2000-3000 rubleden başlayan bir fiyat skalası koymuşlar. 10-12 saat olması lazım. Hatta o ilanlara baktığınız zaman çalışacağınız fabrikaya giden servisler var. Siz o servislerin size aldığı duraklara gidiyorsunuz. Oradan sizi alıp götürüyorlar. Ben bu sene ona da başvuracaktım. Onunla alakalı da dostlar size kendi iş serüvenimi de aktaracağım. Çünkü malum ben bu sene zor zamanlar geçirdim. Size de bu anlattıklarım belki bir yol gösterebilir. Ben buraya geldiğim zaman işim falan her şey yolundaydı. Ancak kötü bir yıl geçirdim. Şimdi dostlar, ilk önce ben Rusya'da hangi işleri yaptığımı size bir anlatayım. Ondan sonra bu sene başıma gelenleri size aktarayım. Hangi işleri yaptığımı vesaire, bunları size detaylı bir şekilde aktarayım. O şekilde videonun gidişatına devam edelim. Şimdi ben dostlar Rusya'da ilk olarak 2021 senesinde burada öğrenciyim. Yüksek lisans yapıyorum o zaman. Maddi durumum da çok iyi değildi. Ailem sağ olsun her zaman yanımda, arkamda duruyordu. Ama öğrencisiniz, Rusya'dasınız ve bir yere kadar aileniz size para gönderebilir. Ha şöyledir, aileniz size her ay 1000 dolar, 1500 dolar gibi paralar gönderebilir. O zaman tamam dersin ki ben çalışmayacağım, hayatımı bu şekilde idame ettireceğim. Ancak benim öyle bir durumum yoktu. Ben de 2021 senesinde ne yapsam, nasıl bir iş bulsam diye düşünürken bir tane Özbek arkadaşım vardı. Konuşuyoruz onunla. Ya dedim, bana bir iş ayarlasana. O da inşaatta çalışıyordu. Bana şey dedi, ya abi dedi, sen dedi yüksek lisans falan yapıyorsun ama ben dedi sana bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama bir iş var dedi. Ya dedim söylesene, çalışmanın ayıbı mı olur? Niye çekiniyorsun? Dedi abi, ben dedi inşaatta çalışıyorum biliyorsun. Burada bizim bir tane Türk usta var. Gel seni onunla tanıştırayım. İnşaatta çalışırsan, ağır işçilik yapacaksan seni onunla tanıştırayım. O sana iş verir. Hep birlikte seninle inşaatta çalışırız dedi. Ben de dedim ki ya neden olmasın? Çalışmamız lazım. Bu Jack London'ın Martin Eden diye bir tane romanı vardır. Orada da bir tane yazar olmak isteyen adam sürekli envai çeşit işlerde çalışır. Gemide çalışır, gemide miçoluk yapar, ağır işlerde çalışır vesaire. Ben de ilk gençlik yıllarımdan itibaren bir şeyler yazdığım zaman hep böyle Jack London'ın o Martin Eden romanını kendime bir düstur edinmiş, onun izinde böyle gitmeye çalışmıştım. Neyse, gitmiştik biz oraya. Ben inşaatta tam yaklaşık 3-4 hafta gibi bir süreçte ben orada inşaatta çalıştım. Burada Schwetzeri Park diye bir yer var. Ünlü bir park. Bayağı büyük bir park. Ben hatta orada da bir tane zamanda video çekmiştim. O parkta inşaat işçiliği, bildiğiniz amelelik yaptım. Onunla alakalı birkaç fotom da var. Bulabilirsem bu videoya koyabilirim. Ben o zaman günde 2000 ruble kazanıyordum. Bir öğrenci için güzel bir paraydı. Park Schwetzeri'de ben bir ay falan çalıştıktan sonra zaten o parkın inşaatı bitti. Biz orada ne yapıyorduk? Biz orada parkın duvarlarını yapıyorduk. Ondan sonra üstlerine böyle korkuluklar çakılıyordu. Ben orada o şekilde çalışmıştım. Güzel insanlar tanıdım orada. Çok iyi Özbek arkadaşlarım oldu. Onlarla da zaten sonradan irtibatımızı hep devam ettirdik. Hala da ara ara kendileriyle konuşuruz. Ondan sonra dostlar bu iş bitti. Ben sonra Türkiye'ye gittim. Bir ay Türkiye'de kaldıktan sonra yeniden buraya geldim. Şimdi başladık iş aramaya. 2021 senesinden bahsediyorum orada. Ya dedim ne yapsam, ne iş yapsam vesaire. Sonra benim yüksek lisanstan bir tane İranlı arkadaşım vardı sağ olsun. Bir gün bana yazdı. Berkay dedi ki iş arıyor musun? Ben dedim aramaz mıyım? Dedi ben bir tane video editörü şirketine çalışıyorum. Onun farklı dillerde yerelleştirmesini yapıyoruz. Video editörü, video düzenleyici, Türkçe'ye çevirmek, bunu yerelleştirmek ister misin dedi. Ben dedim neden olmasın? Bana dedi ki şu gün yanımıza gel. Gittim oranın işte müdürüyle konuştum. Dedi ki böyle şartlar var. Svobodny grafik dedikleri tamamen bağımsız bir grafik var. Yani şöyle bir şey, okulla uyumlu anlamında. Mesela ben oraya gidiyordum. İstersen günde 3 saatte çalışabilirsin. İstersen 13 saatte çalışabilirsin. Orada bizim yapmamız gereken bir iş bütünü vardı. Ona göre biz bu grafikleri ayarlıyorduk. Orada ben yaklaşık dostlar 9-10 ay gibi bir süre çalıştım. Sonra ben malum bu vize olaylarım olmuştu. Benim Türkiye'ye döndüğümde yüksek lisansı bitirdiğim zaman. Bir süre daha yanılmıyorsam 2022'nin Şubat ayına kadar online olarak çalışmaya devam ettim. Bana mesela gönderiyorlardı. Atıyorum 5-6 tane makale. Diyorlardı ki bunu çevirir misin? Tamam. İşte onun üzerinden bir fiyat belirliyorduk. O şekilde bana onu gönderiyorlardı. Sonra malum Türkiye'de ben bir sene kadar kaldım. Türkiye'de bir sene kaldığımda bu işle devam ettim. Ondan sonra Bodrum'a gittim. Orada gayrimenkul sektöründe çalıştım derken geçen sene Ağustos ayında bir tane reklam ajansı diyebileceğimiz bir tane şirkette işe başladım. O şirkette ben ne yapıyordum? Yerelleştirme, tercüme, bir de metin yazarlığı yapıyordum. Ağustos'ta girdim. Ondan sonra Kasım'ın sonuna kadar ben orada çalıştım. Her şey yolundaydı.
Ondan sonra bir de ikinci bir işe girmiştim. Aynı şirket bünyesinde satış işine de girmiştim. Ancak sonra benim malum bu talihsiz kazam gerçekleşti. O talihsiz kaza olduktan sonra bu malum kolumu kırdım, sonra ameliyat süreci vesaire derken oradaki işim benim patladı. İşsiz kaldım. Bir anda düşünebiliyor musunuz? Yurt dışındasınız. Önce kaza yaşıyorsunuz. Ondan sonra işinizi kaybediyorsunuz. Ne yaparsınız? Gerçekten Allah'a şükürler olsun. Burada dayanabildim. Çok zor zamanlar geçirmiştim. Bu işsiz kaldığım süreçte ne yaptım? Nasıl geçindim? Şöyle anlatayım dostlar. Bunu da aslında herkese tavsiye ediyorum. Mesela yeni bir ülkeye gittiğiniz zaman, oraya gittiğinizde işiniz olsa bile bankanızda, cebinizde bir miktar para olsun. Ben mesela Türkiye'deyken o parayı biriktirdim. Bodrum'da falan çalışırken benim belli bir miktar heybemde param vardı. Şimdi yurt dışına geldiğimde ne olur ne olmaz diye bu kara gün parasını her zaman orada tutuyordum. Çünkü biliyordum ki her an her şey benim başıma gelebilir. Orada yalnızım ve her zaman temkinli ve dikkatli olmam lazım. O kara gün param benim yardımıma yetişti. Ben yaklaşık burada 2 ay gibi bir süre iş aradım. Çok zor zamanlardı benim açımdan. Her Allah'ın günü iş ilanlarına bakıyorum. Envai çeşit internet sitesinde iş bulma sitesine giriyorum. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Türkiye'de bir takım işler arıyorum. Editörlük işleri arıyorum. Bir yandan redaktörlük yapabilir miyim diyorum. Çevirmenlik. Ya aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. 2 ay boyunca evde öyle kös kös yattım. Tabii benim bu kara gün paramı da böyle yavaş yavaş tırtıklıyorum. Evde kalıyorum. Bu kiramı nasıl ödeyeceğim? Hayatımı burada nasıl idame ettireceğim, değil mi? Baktım, her türlü iş ilanına baktım. Hatta burada bir ara şey dedim, acaba inşaata mı girsem? Kolum açıkçası burada yeni ameliyattan çıkmamış olsaydı ben gidecektim. İnşaatta inşaat işçiliği yapacaktım. Ancak kolum bana engeldi. Depo işlerine baktım. Ya dedim, acaba bu depo işlerine çalışabilir miyim? Yine bir takım yerlere başvurdum. Benim burada bir tane Pakistanlı arkadaşım var. O zamanında depoda falan da çalışmış. Ya dedim, böyle iş arıyorum. Ne dersin? Sence bu depo işinde çalışabilir miyim? Bana şey demişti, ya sen bu konumla şu an çalışamayabilirsin. Çünkü tamam, biz orada depoda kutuları yerleştirme işi yapıyoruz ama zaman zaman da böyle bildiğiniz kas kuvvetine dayalı fiziki mesai gerektirecek eylemlerde de bulunmuyoruz. Değil dedi. Dedim, acaba taksi oluyor mu? Yine bu Yandex Taksi'nin iş ilanlarına bakmaya başladım. Bir takım burada partnerler var. Zaten partnerler aracılığıyla buluyorsunuz. Direkt söyledim, böyle ben dedim taksicilik yapmak istiyorum, ehliyetim falan var. Sonra işte bir arkadaşım sağ olsun bir başka şehirden bir tane Tacik arkadaş buldu. Onun böyle kendisine ait bir tane partner firması varmış. Beni oraya kaydetti. İşte neyse, ben oraya kaydolduktan sonra bu sefer dedim ki tamam, taksiye çıkıyorum. Ama bu sefer de esas mesele araba bulmaktı. Burada kiralık araba şirketleri var. O kiralık araba şirketlerine ben başvuruda bulunuyordum ve diyordum ki ben taksicilik yapmak istiyorum, bana araba verir misiniz? Günde mesela atıyorum Renault Logan kiralamak istiyordum ben. Günlük kira bedeli ne kadardı? 2200 ruble filandı. Şimdi düzenli olarak arıyorum. Bana diyorlar ki Renault Logan yok. Ya ben diyorum ki hangi arabayla yapabilirim? Bana işte Moskvich diye bir tane Rus arabası var, onu öneriyorlardı. Ondan sonra bazı Çin arabasını filan öneriyorlardı. Neyse, anlayacağınız, araba buldum bulamadım derken benim o 2-3 haftalık takside iş bulma sürecimde böyle askıda kaldı. En son şunu düşünüyordum, acaba ya Türkiye'ye dönsem mi? Baktım iş bulamıyorum. İş bulamayıp burada ne yapacağım, nasıl hayatımı idame ettireceğim? 1 Mart tarihinde hiç unutmuyorum. Moskova'dan bir tane arkadaşım var. Bu videoyu seyrediyorsa kendisine selamlarımı iletiyorum. Harbiden benim Hızır gibi imdadıma yetişti. 1 Mart cumartesi olması lazım. Gece saatlerinde ya bana dedi ki, Berkay iş arıyor musun? Ben dedim ki aramaz olur muyum? Tabii ki de arıyorum. Bana dedi ki, ben bir tane yazılım şirketinde çalışıyorum. Bizim yazılım şirketinde de partnerlerle irtibata geçecek support manager diyebileceğimiz bir tane pozisyonumuz var. Sen de buraya gelmek ister misin? Bize çalışmak ister misin dedi. Şartları söyle dedi. Böyle biz seninle birlikte çalışacağız. Şu şartlar var. Sen okey misin? Dedim ki tamam, ben okeyim. Neyse 2-3 gün sonra şu anki müdürümüz ve o Moskova'daki arkadaşım, biz bir toplantı yaptık. Konuştuk, böyle bu iş olur mu? Neler yapabiliriz vesaire gibilerinden. En sonunda anlaştık. Ben o şirkette o Moskova'daki arkadaşımla beraber çalışıyorum. Her şey muazzam ve muntazam bir şekilde takır takır ilerliyor. Ve bu benim iş bulma sürecim, o zor zamanlarım bir şekilde son buldu. Orada devam ediyorum. Yani anlayacağınız dostlar, gerçekten burada baya zor zamanlar geçirdim. Hatta şu zor zamanlar geçirdim, o kötü günler aklıma gelince bir tane sigara yaksam mı diye düşündüm. Neyse, sizlerin önünde kamerada
bu sigara içmeyeyim. Videoyu artık bitirdikten sonra artık bir sigara yakarım. Yani anlayacağınız, bakın ben 29 yaşına geldim. Hayatımda geçirdiğim en zor zamanlardı. Yurt dışındayım, işimi kaybettim, bir başımayım. Burada ameliyat sürecim var, ameliyat olmuşum tek başıma hastanede. Gerçekten çok ama çok zor zamanlardı. Yani bu da aslında baktığınız zaman hayatın devinim içerisinde kendi hikayemizi oluşturma sürecimizde bir dip noktaydı. Ben şuna inanıyorum ki ben o dip noktayı gördüm ya, onun daha dip bir noktası olamaz. Bundan sonra ben ne yaparsam, hangi eylemde bulunursam o dip noktanın hep üstüne çıkacağım ve bundan sonra beni daha da güzel şeyler bekleyecek diye inanıyorum ve bunu adım gibi artık biliyorum. O zor zamanlar bitti. Bundan sonra bizi güzel günler bekliyor olacak diyorum. Sizler de umarım benim bu yaşadığım kötü tecrübeleri yaşamak zorunda kalmazsınız. İstedikleriniz bir şekilde gerçekleşir. Güzel günleri yaşamak için bir kefaret ödemenize gerek yok. Ben ama açıkçası o kefareti ödediğimi de düşünüyorum. Bundan sonra ne yaparsam yapayım bunun üstüne koyacağım dediğim gibi. Ve dostlar, evet, videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Kendi bu hayat tecrübelerimden size biraz bahsettim. Umarım rehber niteliğinde faydalanabileceğiniz güzel bir video olmuştur. Ama videoyu sonlandırmadan önce yine bir iki zaruri hatırlatma yapacağım. Henüz daha kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, süper teşekkürler ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Ve ayrıca Rusya'da sınavsız bir şekilde dil eğitimi, üniversite eğitimi, yüksek lisans ya doktora eğitimi almak istiyorsanız ve bir tane kaliteli danışman arıyorsanız bana ulaşmayı unutmayın. Ben öğrenci danışmanlığı da yapıyorum. Elimden gelen tüm yardımı en şeffaf ve en uygun fiyatta sizlere sunacağım. Bana herhangi koşulda ulaşabilirsiniz. Instagram, mail ya Telegram üzerinden. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. İki tane hatırlatma dedim ama bunu üçe çıkartmış olayım. Ben bir tane Telegram grubu kurdum dostlar. Bu Telegram grubunun da kanalının linkini de bu videonun altına ekleyeceğim. Sizler de gelin Telegram kanalına katılın. Herhangi bir sorunuz olduğunda, benimle sohbet etmek istediğinizde yahut video fikriniz olduğunda gelin kanala katılın. Orada güzel bir ortam var. Arkadaşlarımız orada bir sohbet grubu da oluşturdu. Onlarla düzenli olarak sohbet ediyoruz. Yakında inşallah Moskova buluşması yapacağız. Bunu sonra belki artırabiliriz. Petersburg buluşması olabilir. Yekaterinburg buluşması olabilir. Bu buluşmaları organize edebileceğimiz bir grup var. Gelin Telegram kanalımıza sizler de katılın. Güzel bir ortamımız var. Hep birlikte bu ortamda güzel vakitler geçirelim. Ve evet dostlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğeneceğiniz güzel bir içerik olmuştur. En kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik herkese Rusya'nın Nijni Novgorod kentinden hoşça kalın diyorum.